Gerçeklik kaç boyuttan oluşur? Önce bir nokta vardı, yer kaplamayan ama var olan bir işaret, noktalar bir araya gelince bir çizgi, yani birinci boyut oluştu. Sadece ileri ve geri hareket edilebilir bir eksen. Sonra çizgilerden bir kare doğdu. İki boyutlu düzlem, genişlik ve yükseklik. Derinlik eklendiğinde bir küp, yani üç boyut ortaya çıkar. İşte biz bu üç boyutta yaşıyoruz. En, boy, yükseklik. Gözümüzle gördüğümüz her nesne üç boyutludur. Ama bu tek gerçeklik katmanı olabilir mi? Ya bizim için görünmez olan başka bir boyut varsa? Bu video boyunca o görünmeyen dördüncü boyutu anlamaya çalışacağız. Zaman mı, bilinç mi, yoksa bambaşka bir evren mi? Dördüncü boyutu anlamaya başlamak için önce onu tanımlamalıyız. Matematikte dördüncü boyut, üç boyutlu bir cismin başka bir yönde genişlemesi anlamına gelir. Tıpkı bir kareden küp oluşması gibi, bir küpte dördüncü boyutta genişlediğinde tesseract dediğimiz şekil ortaya çıkar. Peki bu ne demek? Tesseract bizim dünyamızda asla tam olarak göremeyeceğimiz bir şekildir. Onu yalnızca gölge haliyle algılayabiliriz. Tıpkı üç boyutlu bir nesnenin duvara düşen gölgesi gibi, bizim için o gölge sadece iki boyutludur. İşte biz de tesseract'ı böyle görebiliriz. Sadece bir yansıma, sadece bir iz düşüm. Ama bu bile dördüncü boyutun gerçekten var olabileceğini gösteriyor. Peki, tesseract gibi bir şekil sadece matematiksel bir teori midir, yoksa fiziksel olarak da var olabilir mi? Fizikçiler dördüncü boyutun sadece bir şekilden ibaret olmadığını söylüyor. Bu boyut uzay-zaman dokusunun bir parçası olabilir. Einstein'ın genel görelilik kuramına göre zaman da bir boyuttur. Yani biz zamanda da hareket ederiz ama yalnızca tek bir yönde, geçmişten geleceğe. Tıpkı bir çizgide sadece ileri gitmek gibi. Peki ya dördüncü boyut zaman ise, neden onu tam olarak kontrol edemiyoruz? Belki de bizim için zaman, dördüncü boyutun sadece bir yansımasıdır. Tıpkı gölge gibi, belki gerçek zaman bizim algımızın çok ötesinde bir yapıdır. Dördüncü boyutu anlamak için, bazen düşünce deneylerine ihtiyacımız var. Hayal edin, bir karınca bir kağıt üzerinde yürüyen iki boyutlu bir varlık. Bu karınca yukarıyı veya aşağıyı asla anlayamaz. Çünkü yaşadığı dünya yalnızca uzunluk ve genişlikten oluşur. Ama biz o karıncaya yukarıdan bakabiliriz. Onun tüm hareketlerini aynı anda görebiliriz. Peki ya biz de daha yüksek bir boyutun içindeysek? Ya bir varlık bizim evrenimize yukarıdan bakıyorsa? Bizim ileriye ve geriye gidişimizi, hatta geçmişimizi ve geleceğimizi aynı anda görüyorsa, işte dördüncü boyut bu olabilir. Bizim göremediğimiz ama belki de bizi izleyen bir perspektif. Zamanı düz bir çizgi gibi düşünmek bizim boyutsal algımızın sınırıdır. Ama dördüncü boyutta zaman bükülebilir. Hatta döngüsel bile olabilir. Bazı fizik teorilerine göre dördüncü boyutta geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olabilir. Biz sadece bu büyük yapbozun içinden küçük bir pencereyle bakıyoruz. Işık hızına yaklaştıkça zamanın nasıl yavaşladığını biliyoruz. Bu sadece bilim kurgu değil, uluslararası uzay istasyonundaki astronotların saatleri dünyadakilere göre mikrosaniyelerle farklı ilerliyor. Bu bile zamanın sabit değil, esnek olduğunu kanıtlıyor ve bu esneklik belki de dördüncü boyutun kapılarını aralıyor. Dördüncü boyut sadece bilim insanlarının konusu değil. Sanatçılar, yazarlar ve filozoflar da bu boyutla ilgilendi. Salvador Dali'nin Çarmıha Geriliş adlı tablosunu hatırlayın. İsa, klasik bir haç yerine bir tesseraktın açılmış haline gerilmiştir. Dali, dördüncü boyutu ruhsal bir alan, kutsal bir düzlem olarak görüyordu. Çünkü dördüncü boyut sadece fiziksel değil, aynı zamanda anlamsal olabilir. Bilinç, zaman ve varoluş.
Bu boyutun içinde başka bir düzene sahip olabilir. Belki de bu yüzden bazı filozoflar dördüncü boyutu ruhun evi olarak tanımlar. Çünkü orada zaman, mekan ve madde bizim anladığımız biçimde var olmayabilir. Peki ya dördüncü boyut bizim rüyalarımıza da yansıyorsa, rüya sırasında zaman algımız bozulur. Bazen saatler geçmiş gibi hissederiz ama gerçekte sadece birkaç dakika geçmiştir. Mekanlar bir anda değişir, mantık bükülür, geçmiş, şimdi ve gelecek bir araya karışır. Bazı bilim insanları rüyaların dördüncü boyutla ilgili bir bağlantısı olabileceğini savunuyor. Çünkü beynimiz uykuda farklı bir zaman mekan yapısında çalışıyor olabilir. Rüya alemi belki de bilinçli olarak ulaşamadığımız bir ara boyutun kapısıdır. Bu boyutta zaman durağan değil, esnek, mekan ise sabit değil, dönüşkendir. Belki rüyalarda kısa süreliğine de olsa dördüncü boyuta dokunuyoruzdur. Dördüncü boyutu anlamaya çalışan sadece sanatçılar ya da filozoflar değil, fizikçiler bu boyutu matematiksel olarak modellemeye çalıştı. En ünlü örneklerden biri Tesseract ya da hiperküp. Bu, dört boyutlu bir küpün üç boyutlu temsili. Aynı, bir küpün iki boyutta çizilen iz düşümü gibi. Tesseract da bizim dünyamızda yalnızca bir gölge gibi görünebilir. Bilim insanları bu soyut şekiller üzerinden zaman ve mekanın derin yapısını anlamaya çalışıyor. Çünkü evrenin temel yapısı belki de bizim göremediğimiz fazladan boyutlarla örülmüş olabilir. Sicim teorisi evrende 10 hatta 11 boyutun varlığını öne sürüyor. Biz sadece ilk üçünü algılıyoruz. Geri kalanlar belki de gözümüzün önünde ama anlayışımızın dışında. Eğer dördüncü boyut gerçekten varsa, bu sadece fiziksel bir gerçeklik değil, aynı zamanda varoluşsal bir kırılma noktası olabilir. İnsan algısı bu boyuta hazır mı? Şimdiye kadar dördüncü boyutla ilgili deneyimlerimiz, matematiksel modeller, sanat eserleri ve mistik sezgilerle sınırlı. Ama bazı bilim insanları bir gün bu boyuta geçiş yapabileceğimizi düşünüyor. Nasıl mı? Bilinç transferi, kuantum düzeyde boyutsal geçitler veya yüksek teknolojiyle açılacak uzaysal köprüler. Bu fikirler bugün için çılgınca gelse de her bilim kurgu bir zamanlar imkansız sanılıyordu. Belki bir gün bir insan dördüncü boyutta birkaç dakika geçirip geri dönecek ve o kişi gerçeklik kelimesini sonsuza dek değiştirecek.